Hepinize merhaba arkadaşlar. Genshin Impact'i güncel olarak oynayan insanların aklında en çok olan soru son savaşta ne oldu? Raiden Shogun'la Raiden Shogun arasında, yani iki tane Raiden Shogun'un iyi arasında dönen savaşta ne oldu? O ağaç ne? O ağaç Secret Sakura ağacı mı? İşte tilkili ağaç mı falan filan. Bir sürü soru var. Şimdi bu bir sürü soruya elimden geldiğince cevap vermeye çalışacağım. Bu soruya cevap verebilmek için arkadaşlar hikayenin en başına gitmemiz lazım. Veya Makoto için hikayenin sonuna, Ei için sonun başına gitmemiz lazım. Olay biraz karışık. Genshin Impact evrenine göre yaklaşık bundan 500 yıl önce biliyorsunuz ki bir kataklizm, büyük yıkılış var. Bu büyük yıkılış sırasında, büyük olaylar sırasında, büyük savaşlar sırasında iki tane kardeş tanrı var. Ei ve Makoto. Ei'nin tanrı ismi Belzebub, Makoto'nun tanrı ismi Baal. Şu anda bizim Baal diye bildiğimiz, işte Raiden Shogun'un tanrı ismi olarak bildiğimiz Baal aslında Makoto'nun tanrı ismi. Ama şu anda Makoto maalesef yok. Sadece Ei ve Raiden Shogun'lar. Neyse, bunları daha detaylıca anlatacağım zaten size. Biliyorsunuz ki bu 500 yıl önce savaş sırasında Makoto Kaenriyah'a gideceğim diye, Kaenriyah'ta işim var diye Ei'den ayrılıyor. Ondan sonra Kaenriyah'a gidiyor. Kaenriyah'ta savaşıyor. Kaenriyah'taki savaşın olduğunu öğrenen Ei, Makoto'ya yardım etmek için Kaenriyah'a yola koyuluyor. Fakat yetişemiyor ve Makoto bu savaş sonucunda ölüyor. Ei vardığında Makoto'nun ölü bedenini görüyor ve zihni tamamen kaybolmasın diye tanrısal güçlerini kullanarak Makoto'nun zihnini mühürlüyor ve Inazuma'ya getiriyor. Ei Makoto'nun ruhunu şu anda o tilkili ağaç olarak bildiğimiz Narukami Shrine'ın bulunduğu dağa mühürlüyor. Fakat Ei Inazuma'ya döndüğünde o Sacred Sakura'yı görüyor ama ne olduğunu anlamıyor. Halka soruyor bu ağaç ne diye. Halk diyor ki yani bu ağaç her zaman vardı. Bu ağaç her zaman buradaydı. Ei ilk kez görüyor bu ağacı. Bu ağaç ne diyor? Halk diyor ki her zaman vardı diyor. Yaemiko'ya soruyor. Yaemiko. Hani Yaemiko bu ne diyor? Diyor ki bu ağaç hep buradaydı. Biz hep buradaydık. Bu ağaç bizi hep korudu, kolladı diyor. Ei de yani şaşırıyor ama o sırada hala savaş devam ettiği için, hala ortada yaratıklar olduğu için yani ağaç konusuna pek takılmıyor. Sacred Sakura ağacına pek takılmıyor ve sorgulamayı bırakıp canavarları öldürmeye devam ediyor. Savaş inanılmaz güzel ilerliyor. Öncekinde olduğundan çok daha güzel ilerliyor. Sacred Sakura ağacı halkın da söylediği gibi Ei'ye, Inazuma'nın korunmasına yardımcı oluyor. Ei bu ağacın ne olduğunu bilmiyor tabii ki. Dediğim gibi tekrardan herkes biliyor Ei dışında. Herkes diyor ki yaşlılar, işte orada olan herkes, atalarımız bile bu Secret Sakura ağacına dua ederdi falan diyor yani. Herkes, ataları yüzlerce yıldır, binlerce yıldır o ağaç orada olduğunu söylüyorlar. Ei bunu bırakıyor. Savaş da bittikten sonra kardeşim Makoto'nun yasıyla ve savaştan yorgunluğuyla Raiden Shogun kuklasını yaratıyor. Bizim şu an Raiden Shogun olarak bildiğimiz kuklayı yarattıktan sonra meditasyon yapmak için gerçek dünyadan sıyrılıp kendisi paralel bir boyuta geçip orada meditasyon yapmaya başlıyor. Bundan sonrasını hepimiz biliyoruz. Raiden Shogun kuklası Inazuma'yı kötü şekilde yönetmeye başlıyor. Aslında amacı kötü değil ama yaptıkları insanları isyana sürüklüyor. Ve biz Raiden Shogun kuklasıyla savaşarak ister istemez Ei'yi uyandırıyoruz. Ei uyanıyor, olayları öğreniyor. Ondan sonra Raiden Shogun'un bedeninde Ei'nin zihni Raiden Shogun'un bedenini kontrol etmeye başlıyor. Yani bir beden var. Bu bir kukla. Raiden Shogun'un kukla bedeni. Ei'nin bedeni artık yok. Ei bedenini yok ediyor. Zihnini Raiden Shogun'un içinde meditasyona başlıyor. Fakat bu olaydan sonra diyor ki Raiden Shogun'un bedeni, Raiden Shogun'a artık ihtiyacımız yok diyor ve Raiden Shogun'un bedenini kendisi yönetmeye başlıyor. Fakat Raiden Shogun'un zihni de yok olmuyor tabii ki. Gene Raiden Shogun bir kukla olsa da zihni var. Çünkü Ei tanrısal güçleriyle bunları yaratıyor ve bu şekilde Inazuma'yı yönetmeye başlıyor. Biliyorsunuz zaten Ei Raiden Shogun'un içinde böyle bir karmaşa var ama ya bizim dışarıdan gördüğümüz aslında bir robot, bir kukla. Zamanında Ei'nin yarattığı. Ondan sonra Ei bunun kontrolünü aldıktan sonra zamanla Raiden Shogun Ei'ye karşı gelmeye başlıyor. Bu ikinci hikaye gördüğümüz Raiden Shogun'la Ei arasındaki savaş başlıyor. Yani aslında 3 tane aynı görünüşte kişilik var. Raiden Shogun, Ei, Makoto. Makoto 500 yıl önce öldü. Kim kaldı? Ei ve Raiden Shogun. Bizim o tatlı şeker bildiğimiz Ei, Inazuma'ya böyle katı sesle yöneten, işte vurduğum dedik, olduğum olduk kişi de Raiden Shogun. Yani robot olan Raiden Shogun.
farklı bir boyuta geçiyoruz. Bu ikisi zihinsel işte bir boyutta farklı, tamamen bir bizim Teyvat boyutundan ve Eyi'nin kendi yarattığı boyutundan farklı, tamamen ayrı bir boyutta savaşmaya başlıyorlar. Fakat bu savaş sırasında Eyi bizi karışmayalım diye, bize bir şey olmasın diye bizi bu boyuttan dışarı atıyor. Ondan sonra biz gidiyoruz, diyoruz ki Yaemiko, yani Yaecim, bunlar savaşa tutuştu. Biz bunlarla bir gidelim bakalım ne oluyor. Hani savaşıyor yani, bir sıkıntı. Inazuma'nın başında kim olacak? Yaemiko'nun yönetim vasfı var mı diyoruz yani falan. Neyse, işin esprisini geçecek olursak Yaemiko'ya gidiyoruz, diyoruz ki Yaemiko'cum, böyle bir şey oldu. Yaemiko da bizi o boyuta tekrar gönderiyor. Boyuta tekrar gittiğimizde Eyi ve Raiden Shogun'un yüzyıllardır savaştığını öğreniyoruz. Aslında bizim için 1-2 saat geçmiş ama Raiden Shogun ve Eyi 500 yıldır savaşıyor. 500 yıldır aralıksız savaşıyorlar. Biz gittiğimizde artık savaşı bir sonlandıralım diyorlar. Zaten biliyorsunuz orada Raiden Shogun boss formunu alıyor. Bizim dövüştüğümüz o büyük boss formunu alıyor. Benim inanılmaz beğendiğim boss formunu alıyor. Ondan sonra savaşı Eyi kazanıyor. Eyi savaşı kazandıktan sonra Raiden Shogun diyor ki tamam, artık senin düşüncelerin de doğru, bu bedeni yönetmeye sen layıksın. Senin zamanında Makoto'yu arka plandan desteklediğin gibi ben de seni arka plandan destekleyeceğim diyor. Bundan 500 yıl önce Eyi ve Makoto varken daha ortada Raiden Shogun yok. Makoto asıl tanrılık görevlerini, asıl Inazuma'yı koruma görevlerini yaparken Eyi onu arkadan destekliyor. Şimdi artık Makoto yok. Eyi ön planda, Raiden Shogun onu arkadan desteklemeye karar veriyor. Ondan sonra savaşın sonrasında Makoto geliyor ve Eyi'ye bir tohum veriyor. Makoto'nun zihni Eyi'ye bir tohum veriyor. Eyi bu tohumu ekiyor ve Sacred Sakura ağacı yetişmeye başlıyor. Herkesin uzun zamandır var dediği, Eyi için öyle bir şey olmayan ağaç o sırada yetişmeye başlıyor. Yani farkındaysanız zaman yani bir sıkıntı oldu. Şimdi Sacred Sakura'yı şimdi ektiyse nasıl yüzyıllardır var? Zamanın başlangıcından berisi nasıl Inazuma'da? Eyi nasıl bilmiyor? Herkes nasıl biliyor? Şimdi o kısmına girelim. Bunların cevabı arkadaşlar düşündüğünüzden daha kısa ama daha karışık. Makoto Kaenriyah'a gitmeden önce, Kaenriyah'da ya da o sırada yani öleceğini anladıktan sonra bir sıkıntı olursa diye ilk tanrı olan Primordial One tanrısının dört parçasından biri olan Istaroth tanrısıyla anlaşıyor. Bu Istaroth tanrısı, Istaroth isimli tanrı, zaman tanrısı. Primordial One'a kanalda yer vermedik. Yayınlarımda çok anlattım ama kanalda yer vermedik. Primordial One'ı da kısaca anlatacağım burada. Primordial One arkadaşlar Genshin Impact'teki ilk tanrı. Bundan işte 10.000 yıl önce falan Teyvat dünyasına gelmiş. Teyvat'taki çoğu şeyi yaratan, çoğu şeyin var olmasını sağlayan bir tanrı. Ama Primordial One da Teyvat'ta değil. Primordial One da gene meteorla falan filan dünyaya iniyor. Dünyaya geliyor yani Teyvat dünyasına. Hatta benim teorilerimden biri, bu kısım ileride doğru olur mu bilmiyorum ama meteorunun düştüğü bölge Chasm olabilir diye bir teori söylemiştik. Belki olabilir. Neyse. Bundan işte yüzyıllar, bin yıllar, 10.000 yıllar önce Primordial One geliyor. Ondan sonra Primordial One kendisini dört parçaya ayırıyor. Bu dört parçanın bir tanesi de zaman tanrısı Istaroth. Makoto bu savaşta ölebileceğini anlayınca Istaroth'la anlaşıyor ve şu anki planı kuruyorlar. Eyi'nin bize göre şu an ektiği tohum Istaroth tarafından zamanın başlangıcına götürülüyor ve orada büyümeye başlıyor. Yani aslında Makoto savaşa gitmeden önce ağaç yok ama Makoto anlaştığı için Eyi ektikten sonra o ağaç zamanın başlangıcına gidiyor ve orada yetişmeye başlıyor. Yani zamanın başlangıcından beri orada oluyor. Eyi'nin bilmemesinin sebebi de bu. Çünkü Eyi'nin kendi zaman diliminde Eyi daha o ağacı dikmedi. Ama diğer insanların ve Yaemiko'nun, diğer bütün Teyvat halkının, herkesin gözünde o ağaç zamanın başlangıcından beri orada. Çünkü bizim şu an günümüz dediğimiz zamanda Eyi o tohumu ektikten sonra zaman tanrısı onu zamanın başına gönderiyor ve orada yetişmeye başlıyor. Biraz karışık ama anlayabildiğinizi düşünüyorum. Makoto kendisinin savaşta ölürse, kendine savaşta bir şey olursa Eyi olmadan başaramayacağını Inazuma'nın bildiği için kendisi öldükten sonraki dönemde Inazuma'yı koruması için Sakura ağacıyla ağacını yapıyor. Yani öyle düşünebiliriz. Bu zaman kırılmasını, bu zaman sıçramasını, zamanda geriye gitmeyi, ileri gitmeyi, artık nasıl derseniz bunu planlıyor. Çünkü
birden fazla zaman dilimi var. Nasıl zaman dilimi var birden fazla? Bizim kendi bildiğimiz bir ilerleyen zaman dilimi var normal. Bir tane Raiden Shogun'la Aang'in savaştığı zaman dilimi var. O zaman diliminde 500 yıl geçiyor. Ama o zaman dilimi diğer bütün zaman dilimlerinden ayrı. Çünkü orada sonsuz vakitte zaman geçse bile aslında gerçek dünyada hiç vakit geçmeyecek. Çünkü orası tamamen zamandan ayrı bir boyut. Bir de ağacın yerleştirildiği zaman dilimi var. Bu zaman dilimi de Aang'i orada tohumu ektikten sonra başlıyor. Tamamen hani karışık gibi düşünebilirsiniz ama aslında çok basit yani. Şey yaptığınızda kısa, karışık, basit, hani güzel bir hikaye oluşuyor. Aang'i yas tutmayı bıraktıktan sonra, sonsuzluk fikrini değiştirdikten sonra düzene gireceğini biliyor Makoto. O yüzden bu düzene gireceği kadar, yani büyüyeceği kadar sürede Aang'e destek olmak için bu Secret Sakura planını yapıyor. Aslında çok güzel bir hikaye. Ama bence Genshin Impact'te bu daha güzel anlatılabilirdi. Bazı bilgiler çok içeride kalmış çünkü Istaroth gibi falan filan. Bunları da işte böyle gün yüzüne çıkartalım istedim. Bu Istaroth'un ağaç büyütmesi falan filan işte diğer hikaye bölümlerinde yazıyor tabii ki. Küçük parşömenler falan çünkü hiçbirimiz okumuyoruz doğal olarak. Ben de oyun sırasında okumuyorum. Sonradan gidip sağda solda işte Wikipedia'da, Genshin'in wikisinde falan filan yazıyor onlar. Sonradan okuyoruz. Bu videoları hazırlamak için ne kadar uğraştığımızı düşünebilirsiniz. Tabii ki diğer hikaye arkadaşlar, özet geçmek gerekirse şöyle oluyor. Tekrardan bir özet geçelim. Bundan 500 yıl önce Makata ölüyor. Aang Inazuma'ya dönüyor. Raiden Shogun'u yapıyor. Aang meditasyona başlıyor. Raiden Shogun Inazuma'yı kötü yönetiyor. Aang uyanıyor. Raiden Shogun'un bedenini geri alıyor. Raiden Shogun'la Aang zihinsel olarak savaşmaya başlıyor. Aang tohumu ekiyor. Tohum zamanda geri gidiyor. Ve sanki hep var olmuş gibi oluyor. Şu anda da var olmaya devam edecek bu ağaç. Bu ağaç aynı şekilde işte Makoto'nun zihni, Makoto'nun Inazuma'yı koruma iradesi ve daha çok Aang'i koruma iradesi. Bu savaştan sonra da Raiden Shogun zaten Aang'e itaat etmeye başlıyor. Artık Aang'in arkasında olacağını söylüyor. Ve Aang'e Makoto'nun istediği şeyin olduğunu, yani büyüdüğünü söylüyor. Zaten Makoto'nun amacı da Aang'in büyümesiydi. Çünkü hep Aang'i arka planda kaldığı için Aang'i büyüyememişti. Aang'i büyüyememişti, biraz komik. Aang'i büyüyememişti. Neyse, Aang'i büyüyememişti ve Makoto gittiğine göre Aang'in büyümesi için de böyle bir zorluk yaşaması gerekiyordu. Bu zorluk süresinde de Aang'e destek olmak için gene Makoto ablalığını yapıyor. Aslında ikiz kardeşler ama bilmiyorum, yani ablalık yapıyor ve böyle bir şey oluyor. Genelde ikiz kardeşler de vardır, bilirsiniz hani çevrenizde ikiz kardeş varsa. Bir tanesi daha olgun, bir tanesi daha çocuksu olur. Buradaki olgun kısım Makoto, Aang de daha çocuksu, işte onun gölgesinde kalan kişilik oluyor. Genelde zaten ikiz kardeşlerde de böyle olduğunu veya yakın, yaşları çok yakın iki kardeşte de böyle olduğunu görebilirsiniz. Neyse arkadaşlar, izlediğiniz teşekkür ediyorum. Bu videoda size bu Aang ve Makoto'nun hikayesinin bir kısmını anlatmaya çalıştım. Bu tip videoların gelmesini istiyorsanız arkadaşlar beğenin, yorum yapın. Siz bu videoları hazırlamak için tabii ki saatler uğraşıyoruz. Bunları beğeniyorsanız sizin bu videoya beğeninizi gösterme şekliniz like atmak, yani o işaretine tıklamak. Ondan sonra aşağıya yorum yazmak. Çoğu kişi abi ne yorum yazacağımı bilemiyorum yazıyor. Yani bunu yazabilirsiniz. Kendi düşüncelerinizi video ile ilgili yazabilirsiniz. Siz ne düşünüyorsunuz? Siz olsanız ne yapardınız? Bunları yazabilirsiniz. En azından sonuna kadar izledim yazmanız bile, sürekli söylüyorum, sonuna kadar izledim yazmanız bile benim için yeterlidir. Bu kanalın büyümesi için, benim izlenmelere ulaşabilmem için iyi bir yöntem. Abone olabilirsiniz ve tabii ki paylaşabilirsiniz. Genel YouTube şeyleri. İzlediğiniz için teşekkür ediyorum arkadaşlar. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Tekrardan söylüyorum, beğenmeyi, yorum yapmayı, abone olmayı unutmayın. Hepinize iyi oyunlar. Bay bay.